Tekrar a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud aleyhisselamın onlara bu kadar açık seçik davette bulunmasına karşılık bakalım kendileri ona ne cevap verdi. Kalu yahudu ma ci'tena bi beyinetin. Ey Hud, sen bize apaçık bir delil, bir mucize getirmedin. Allah basireti bağlamayıversin. Veya insanlar işledikleri günahlar sebebiyle doğruyu görme imkanını kaybetmeyiversinler. Doğruyu görmelerine imkan kalmaz. İşte günahların öyle bir kötülüğü vardır. Günah basireti bağlar. Hakkı, doğruyu, hakikati görmeye engel teşkil eder. Bazı hallerde de Allahü Teala'nın rahmeti insana yetişir. Günahına rağmen kendisini, durumunu, gerçeği görür ve tövbe eder, hakka yönelir. İşte bu basiretin, yani günahların kapattığı basiretin açılması için bir takım sebeplerin, yani uyarıcı sebeplerin olması icap ediyor. Günah dolayısıyla kapanmış olan basireti açacak, körlüğü giderecek olan nedir? Hak davadır. Hak davanın insanların kulağına, kulaklarından kalplerine ulaşmasıdır. Veya gözlerine, gözlerinden kalplerine ulaşmasıdır. Bunlar diyorlar ki, ey Hud, sen bize bir delil getirmedin. Ve mâ nahnu bitâriki âlihetine an kavlik. Sen söyledin diye ilahlarımızı da terk edecek değiliz. Etmeyin bakalım. Ve mâ nahnu leke bimu'minîn. Ve biz senin söylediklerine inanan kimseler de değiliz. Katmerli küfür. Katmerleşiyor küfürleri. Evvela hafiften başlıyor. Beyinesini görmüyorlar. Halbuki onlardan bunca sıkıntı çekmesine rağmen, onlardan bir mükafat, bir karşılık beklemeden hakkı onlara tebliğ etmesi başlı başına bir delil değil midir? Bir defa her bir peygamberin dava insanı olarak, Resul olarak, ahlak insanı olarak duruşu onun getirdiği davanın doğruluğunun bir delilidir. Evet. Herkesin uydurma ilahlara taptığı bir yerde, bunun neticesinde herkesin ahlakın en sefil çukurlarına düştüğü bir yerde, tertemiz, pırıl pırıl kalabilmek, nezih bir duruş sergileyebilmek, ilahlara, uydurma ilahlara ibadeti bırakıp tek ilaha ibadet etmek, sadece Allah'a kulluk etmek, dünyanın göz alıcılığına, fitnelerine kapılmamak, dünyaya esir olmamak, aksine dünyayı elinin ucuyla bir kenara itebilmek başlı başına bir mucize değildir de nedir? O peygamberlerin o asil duruşları davalarının doğruluğunun en büyük delilleri arasındadır. Hud aleyhisselamın duruşu da onun getirdiği davanın doğruluğunun en büyük delillerinden birisiydi. Fakat bunu görmediler. Sen söyledin diye biz ilahlarımızı da terk edecek değiliz. Onlara ibadetten vazgeçmeyeceğiz diyorlar. İyi halt ettiler. Günümüzde de benzeri şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Siz de duymuşsunuz, biz de duyduk.
Ya peki madem İslam bu kadar güzel bir din, niye Müslümanlar böyle zavallı durumdadırlar? Yani diyorlar ki İslam'ın doğruluğunun delili yok ki. İslam doğru olsaydı Müslümanlar yükselmesi gerekirdi. Böyle sefil bir gerekçeye cevap vermeye tenezzül etmek bile bazen gerekmiyor yani. Bu gerekçe midir Allah rızası için ya? Bu İslam'ın doğruluğuna karşı ileri sürülebilecek bir delil midir ya? Bu delili sürmek başta cehaletin ta kendisidir. En azından yakın tarihi bilmemektir. En azından dünyanın bu hali nasıl aldığı konusunda bir fikir sahibi olmamaktır. Dünyanın tarihini bilmiyor. Müslümanların neden bu hallere geldiğini bilmiyor. Veya biliyor da bilmezlikten geliyor. İşine öyle geldiği için böyle abuk sabuk bir gerekçe ortaya koyuyor. Ondan sonra kimi lisanı haliyle kimisi açıkça. Kardeşim diyor, ben ne olursa olsun faizden vazgeçemem ki. Kardeşim ben ne olursa olsun çıplaklıktan vazgeçemem ki. Kardeşim ben ne olursa olsun hayasızlıktan vazgeçemem ki. Hayasızca yolları izlemek suretiyle para kazanmaktan, mal mülk edinmekten, servet yığmaktan vazgeçemem ki. Ben ne olursa olsun İslam'ın razı olmadığı yollardan nemalanmaktan vazgeçemem ki. Tıpkı Hud aleyhisselamın kavminin asırlarca önce söyledikleri gibi. Çünkü biliyorlar ki İslam gelirse onların bu gaddarlıklarına, bu zalimliklerine, bu zulümlerine, bu haksızlıklarına fırsat vermeyecek. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam veda haccı hutbesinde bunu açık açık ilan etmişti. Şunu bilin ki bütün cahili davalar ve iddialar, tezler, nizamlar, rejimler, öyle anlayacağız, ayağımın altındadır diyor. Evet, biz de açıkça bütün beşeriyete ilan ediyoruz ki İslam'ın dışındaki bütün görüşler, anlayışlar, felsefeler, siyasi sistemler, ahlaki sistemler, ne olursa olsun ekonomik sistemler, hepsi ayağımızın altındadır. Hiçbirisinin bizim için zerre kadar kıymeti yoktur. Ve bunlar beşeriyetin bedbahtlığının anahtarları, sebepleridir. Onun için biz bunları, beşeriyetin hayrını istediğimiz için biz bunları istemiyoruz. Beşeriyetin başına felaketin sebepleri olduğu için biz bu nizamları reddediyoruz. Bu sistemleri reddediyoruz. Kısacası beşeriyetin saadeti için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Yani biz insanlığın Allah'tan başkasının önünde boyun eğmesini, ondan başkasına ibadet etmesini, onun nizamı dışında başka bir nizamı kabul etmesini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışındaki uyduruk liderlerin arkasından, önderlerin arkasından gitmelerini istemiyoruz. Biz peygamberler kervanının başı olan o yüce Resul'ün arkasından, izinden gitmeye ve böylelikle beşeriyeti mutluluğa davet ediyoruz. Onun dışında başka bir önder, başka bir lider tanımıyoruz. Yoktur bizim için. Beşeriyet için de olmamalı. Çünkü öbür liderlerin, uyduruk liderlerin beşeriyeti, insanlığı, nizamları, dünyayı ne hale getirdikleri ortada. Her şey belli. Beşeriyetin bu halinden memnun olan varsa, varsın, istediğini peşinden gitsin. Ama biz memnun değiliz. Bütün memnun olmayanlar adına da ortadayız, haykırıyoruz. Biz bu zalim nizamları, bu zalim sistemleri reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bunun yerine Allah'ın vahdaniyetini esas alan, Allah'ın şeriatının egemenliğini esas alan, bütünüyle adil, bütünüyle rahmet, bütünüyle şefkat olan İslam'ın talibiyiz, onun davasının davetçisiyiz. İşte bunlar bizim davamızın doğruluğunun delilleridir. Ama onlar
biz söylüyoruz diye uydurma rejimlerini, ilahlarını terk etmiyorlar ve bizlere inanmıyorlar. Yani peygamberlerin davasına inanmıyorlar. İn nekulu illa atarake ba'du alihetina bisu. Biz sadece şunu söylüyoruz. Senin bu şekilde konuşman, bu şekilde bir duruş sergilemenin bir sebebi var. İlahlarımızdan birisi seni kötü çarpmış. İlahlarını çarptığını kabul ediyorlardı. Günümüzde de müminleri uzun süre hala da zaman zaman tehdit ediyorlar. Kiminle? Uyduruk yasaların gücüyle, cezalarıyla, uyduruk rejimlerle, Amerika'nın gazabıyla, Amerika'nın boykotuyla vesaireyle zaman zaman müminleri korkuttuklarını görüyoruz değil mi? Veya zalimlerin, diktatörlerin, gaddarların, güneyimizdeki Suriye Esed kafirinin gibi kafirlerin zoruyla, baskısıyla, arkalarındaki o zalim ve gaddar güçlerle tehdit ediyorlar. Birazdan göreceğiz bakalım. Bu tehditler bir mümin için ne ifade eder? Göreceğiz. Kale. Bu tehditlerine karşı o ne söyledi? Aleyhissalatü vesselam. İnni uşhidullâhe veşhedû enni berî'un mimmâ tuşrikûne min dûnih. Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de bana şahitlik edin ki onun dışında ortak koştuğunuz ilahlardan ben uzağım. Evet. Bu şehadeti günümüzde şöyle tekrar edebiliriz. Herkes şahit olsun ki, herkes bilsin ki, biz günümüzde bu bezzavallı beşeriyete dayatılan, bu zalim ve gaddar, Allah'ın nizamına taban tabana aykırı, bu rejimleri, bu sistemleri, bu felsefeleri, bu değerleri, bu ahlakı, bu ilkeleri hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bunlardan uzağız. Ey beşeriyet sen de şahit ol, ya Rabbi sen de şahit ol. Bunlardan uzağız. Bunlarla alakamız yok. Bunları kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Cenab-ı Allah'tan sözlü olarak yapmış olduğumuz bu reddi, fiili olarak gerçek manada reddetme imkanını da bahşeder inşallah. Ondan niyazımız odur. Fekiduni cemi'an thumme la tunzirun. Allahu Ekber. Bu ne güçtür ya Rabbi. Bu imanın verdiği şu güce bakın. Nihayet Hud aleyhisselam iman edenlerle birlikte kaç kişiydiler ki? Güçleri ne kadar ki? Ama inandıkları hakikat onları öyle bir güce eriştiriyor ki hepsine meydan okuyacak hale getiriyor. Bakın ne diyor? Fekiduni cemi'an. Hep birlikte bana tuzağınızı, hilelerinizi hazırlayın, yapın, ortaya koyun. Sonra da bana süre tanımayın diyor. Aman yarabbim. Güç budur. Onların değil. Güç onların değil. Güç onlarındı. İman eden sihirbazlar mı güçlüydü söyleyin bana. Yoksa Firavun bütün güç ve erkarıyla mı güçlüydü? Ey Firavun istediğin hükmü ver dediler iman ettikten sonra. Ben sizi öldüreceğim, kollarınızı ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sizi hurma ağaçlarına asacağım diyor. Ve yapabiliyordu gerçekten. Bunları yapabilecek gücü vardı. Onlar ne dediler? İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedersin. Bitti. Oysa bizim iman ettiğimiz dünyanın da ahiretin de bütün kainatın da biricik hakimidir.
Söyleyin bana. Ashab-ı Uhdud diri diri ateş kazılmış, ateşle doldurulmuş hendeklere dökülürken mi güçlüydüler? Onlar mı güçlüydü? Onları ateşe diri diri atanlar mı güçlüydü? Bitti. İmanın gücü bu. İşte Hud aleyhisselam o kadar güçlüydü ki. İman edenlerle birlikte bir avuç dahi olsalar, ellerinde hiçbir maddi güç olmasa bile, hiçbir devlet gücü olmasa bile, hiçbir yasal ve anayasal güçleri bulunmasa bile, askeri güçleri olmasa bile, hiçbir şeyleri yoktu gerçekten. Ama öyle bir imanları vardı ki, bu iman ile onların topuna meydan okuyabildiler. Fekidûni cemî'an thumme lâ tunzirûn. Bitti. Peki bu gücün kaynağı neydi? Allah'a tevekkül. Aman ya Rabbi. Niçin? Çünkü diyor ki inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Tevekkül, hakkın istediği duruşu, hakkın dışında bir şey beklemeden ve onun dışında hiç kimseden korkmadan ortaya koyabilmektir. Allah'ın istediği duruşu, Allah'ın dışında kimseden korkmadan ve kimseden bir şey beklemeden ortaya koyabilmek tevekküldür. Tevekkül budur. Bu budur. Yeri gelir bu rızıkla alakalı olur. Yeri gelir arazini sürüp ekmekle alakalı olur. Yeri gelir İslam'ı tebliğ etmekle alakalı olur. Ama her durumda hakkın istediği, Cenab-ı Allah'ın istediği duruşu evvela ortaya koymak vardır. Önce koydular. İstediğinizi yapın, dediler. Sizin bazı tanrılarınız bana zarar mı verecekmiş? Haydi varsın versin bakayım. Siz mi onlar adına, o ilahlarınız adına bizi cezalandıracaksınız? Buyurun cezalandırın. Biz sizden korktuğumuz için veya sizden ümit ettiğimiz için bunları söylemiyoruz ki, sizden korktuğumuz için geri adım atalım. Bu önemli. Biz sizden bir şey bekleyerek bu dini size tebliğ etmiyoruz. Dolayısıyla sizden korktuğumuz için de bu tebliğimizden geri adım atmayacağız. Kalkış noktamız da Allah'ın rızası, hedefimiz de Allah'ın rızası, kalkış noktamız ile hedefimiz arasında izleyeceğimiz yolu da Allah rızası için izleyeceğiz. Bunlar önemli. Hareket noktamız, hedefimiz ve bu iki nokta arasında uzanan doğru, hepsi Allah'ın rızasına muvafık olmalı. Hepsi Allah'ın razı olacağı ölçüler içerisinde sergilenmeli, ortaya konulmalı. Hem siz ne yapabilirsiniz ki? Bakın, Allah'ın kainattaki hakimiyetini ne kadar güzel, açık bir ifadeyle dile getiriyor aleyhissalatü vesselam. Onlar dile getirmeyecek de biz mi dile getiriyoruz? O peygamberler o kadar güzel dile getirmiş ki, Kur'an-ı Kerim bunu iktibas ediyor. O peygamberlerin mesajlarına ebediyet kazandırıyor. Çünkü İslam ebedidir. Ebedi bir hakikattir. Geçmişteki hakikati büyük, hakikat büyüklüğü ne kadarsa gelecekte de öyle devam edecektir. Bakın, niçin diyor benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olana tevekkül ettim. Sizin inkarınız gerçeği değiştirmez ki diyor yani. Mâ min dâbbetin illâ huve âhizun binâsiyetihâ. Ne kadar canlı varsa o canlıyı alnından yakalayan odur diyor. Alnından yakalamadık hiçbir canlı yoktur diyor. Allahü Teala bütün canlıları bizzat kendisi alnıyla yakalayandır, alnından yakalayandır. Yani bakın şu şekilde şakaklarından Cenab-ı Allah kavramış diyor.
Yani Arapların ifadesine göre, Arapça ifadeye göre bu şekilde kavranan bir kimsenin kendisini bu şekilde kavrayanın dışında hareket etme iradesi kalmaz. Gücü kalmaz. Bu o demektir. Yani bütün canlıları istediği istikamete yönlendiren veya istemediği yere gitmelerini engelleyen odur. Yani canlıların biricik egemeni, mutlak egemeni odur. Canlılara egemen o olunca cansızlara da egemen o olur. Cenab-ı Allah'ın egemenliği bütün kainatı ne yapıyor? Kuşatıyor. O halde siz bana zarar vermek isteseniz bile onun ancak kabulleneceği, daha doğrusu takdir ettiği kadarını bana zarar verebilirsiniz. Etmemişse bana zarar veremezsiniz. Budur. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yaktı mı? Hayır. Firavun'un zulmü Musa Aleyhisselam'ı denizde boğdu mu? İsrailoğulların boğulmasına yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Firavun'un bunca zulmü, bunca hilesi, bunca tuzakları, Nemrud'un bütün devlet gücünü, onu yakacak ateşi hazırlamak üzere ortaya koymuş olması, seferber etmiş olması İbrahim'i yakmaya yetmedi ki. Selam onlara, o peygamberlere, o yüce insanlara. Ya. Çünkü her şeyin gücü, tahakkümü, her şey Allah'ın egemenliği altındadır. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun için mümin Allah'ın kaderine razıdır. O Rabbinin vahdaniyetine, onun vahdaniyetine razı olarak iman etmiştir. Vahdaniyeti gereği onun her şeyin hakimi olduğunu, her şeyin biricik tasarruf edeninin o olduğunu, onun istediği şeylerin olduğunu, istemediği şeylerin olmadığını bilir. Onun için mümine Allah'ın kaderi nefse bir şekilde hoş gelmese bile mümin akidesiyle ve anlayışıyla o kadere rıza gösterir. Çünkü Rabbim ne hükmederse güzel hükmeder. O ahkemül hakimindir. Hükmü en sağlam koyandır. En sağlam hüküm koyandır. Kadere rıza müminin imanının kendisine telkin ettiği en asil duruşlardan birisidir. Hoştur bana senden gelen diyor. Ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Aman ya. Allah'tan razı olmak budur. Allah'tan razı olmak budur. Allah'ın kaderine razı olmak budur. Ben bu davaya razıysam, bu davayı Allah'ın emrettiği usuller içerisinde insanlara ulaştırırken başıma gelecek olan sıkıntılara da razıyım. Ne demişti Yusuf Aleyhisselam? İnşallah bundan hemenki sure, sonraki sure Yusuf Aleyhisselam suresi. Ne demişti? Rabbissicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni iley. Aman ya Rabbi. Rabbim, o kadınların beni kendisine davet ettikleri hayasızlıktan hapishane benim için daha sevimlidir. Budur. O zindanı daha çok sevdi. Çünkü Rabbinin razı olmayacağı bir işi yapmaktansa, değil zindanda kalması gerekirse hayatını feda etmeyi bile tercih eder. Gerçek bir mümin için gerçekten Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi yapmaktansa hayatı o anda Allah'ın rızasına uygun bir haldeyken bitsin daha güzeldir, daha tercih edilir. İmanın mantığı, imanın akliyeti bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Fekiduni cemi'an, pardon, o inne rabbi ala sıratin müstakim. Aman ya. Çünkü diyor, benim Rabbim zaten hep dosdoğru bir yol üzeredir diyor. Rabbim neyi uyguluyorsa, neyi yapıyorsa hak olarak yapıyor. Dosdoğru yapıyor.
Siz benim sizi imana davet ettiğim için bana ve benimle birlikte iman edenlere zarar vermişseniz haydi veriniz. Rabbimin bu işi yapmakta, size bunu yani bize zarar vermenize müsaade etmekte hikmeti sonsuz olandır. Bilsem de bilmesem de o benim için pek büyük ve güzel hikmetlerle dolu olduğu için o kabul ediyorum. En büyük hikmetlerinden birisi de ne? İşte o yüce Resuller peygamberlerinden çektikleri sıkıntılarla ne yapıyorlar? Yüceliyorlar. Cenab-ı Allah onların değerlerini, kadru kıymetlerini yükseltiyor. Ecirleri yükseliyor. Ve biz şu anda onları anmakla, hatırlamakla şeref duyacağımız bir mertebeye yükseltiyor onları. Aramızda zaman ve mekan itibariyle herhangi bir bağ yok. Hud aleyhisselamla. Değil mi? Haydi Adem aleyhisselamda ve yeryüzünde ittifak etmiş olalım ama niçin başkalarına böyle bir saygı, böyle bir muhabbet, kısacası imanımızın bir esası haline geliyor onlar. Biz onlara iman ediyoruz. Hud aleyhisselamın nübüvvetini inkar etmek maazallah kafir olmayı gerektiriyor. Bitti. Onlar bizim için o kadar değerli. İşte Cenab-ı Allah onları davasının insanları olarak öyle yüceltiyor. Allah-u Teala davası uğrunda harcanan emeği, teri ne yapmıyor? Boşa bırakmıyor, boşa çıkarmıyor. Bunun dünyada da ahirette de sonsuz mükafatları var. Mükafatları var. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirecek, beni dinlemeyecek olursanız فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ Artık şunu bilin ki ben size tebliğ etmek üzere benimle Resul olarak gönderilenleri size bildirmiş bulunuyorum. Size bildirmiş bulunuyorum. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا Artık onların neticelerinin sonlarının geldiğini onlara bildirerek tehdit ediyor. Haber veriyor, uyarıyor. Ben size Rabbimin size tebliğ etmekle emrolunduklarımı tebliğ ettim. Ve Rabbim sizin yerinize sizden başkalarını halife yapacaktır. Sizin yerinize başkalarını geçirecektir. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Şüphesiz Rabbim her şeyi eksiksiz olarak koruyan, kollayan, gözeten, gözleyen, bilen ve tespit edendir. Hiçbir şey onun ilminden, bilgisinden, kudretinden dışarıda değildir. O her şeye kadirdir, her şeyi bilendir. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ Bizim emrimiz gelince, azap emrimiz gelince, Hud'u da onunla birlikte iman edenleri de tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. İşte Cenab-ı Allah'ın adaleti. Allah mümin ile kafiri asla aynı kefeye koyarak aynı şekilde eşit değerde değerlendirmez. İman eden ile iman etmeyen eşit değildir, bir değildir. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ Biz onları iman etmeyen o Hud kavmine gönderdiğimiz o pek ağır, pek kalın azaptan kurtardık. O büyük azaptan kurtardık.
Bundan sonra yine önceki kıssalarda gördüğümüz gibi bu kıssadan sonra gelip bu kıssanın cereyan ettiği, başına geldiği kimselerden sonra gelip onun haberini alanların ibretini, ibret nazarlarını çekmek üzere şöyle buyuruyor. وَتِلْكَ عَاد İşte Ad kavmi جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Rabbinin, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Hak olduklarını bildikleri halde inkar ettiler. Cehade fiili bu manadadır. Bir şeyin hak olduğunu bilerek inkar etmek. Cehadu bi ayati rabbi. Ve başka ne yaptılar? Ve asav rusulehu. Ve onun rasullerine baş kaldırdılar. Halbuki bir rasul onlara gelmişti. Benzeri pek çok Resul dahi gelseydi yine baş kaldıracaklardı demektir. Bu bir. İki, bir Resulün getirdiğiyle öbür Resulün ve bütün Resullerin getirdikleri aynı olduğu için birisini inkar etmek hepsini inkar etmek gibidir. Ve peki ne yaptılar? وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Ve inatçı her bir zorbanın emrine, yoluna, işine uydular. Allah'a karşı baş kaldıran zorbalar, Allah'ın şeriatını kabul etmemekte inat gösterenler, arkalarından gidilmesi halinde sadece cehenneme götürürler. Başka bir yere ulaştıramazlar. Helake götürürler. Onlar bunu yaptılar. Peki başlarına ne geldi? Ve utbi'u fi hadi dunya la'natan ve yawmal qiyamah. Bundan dolayı bu dünya hayatında onların arkasına lanet takıldı. Kıyamet gününde de öyle bir lanet takılacaktır. Lanet ne? Allah'ın rahmetinden uzak kalmak. Allah'ın rahmetinin dışına itilmek, kovulmak demektir. Halbuki Cenab-ı Allah ne diyor? Ve rahmeti vesiat kulle şey. Öyle bir rahmet ki her şeyi kuşatacak kadar geniş. Her şeyi kuşatmıştır diyor. Feseektubuha lillezine amenu ve amelus salihat. Ben o rahmeti iman edenlerle, salih amel işleyenlere, bana karşı takvalı olanlara yazacağım diyor. Onlar ise dünya hayatında da Allah'ın rahmetinden kovuldular, ahirette de kovulacaklar. Kıyamet gününde de Allah'ın rahmetinin eserini almayacak, hissetmeyecek, duymayacaklar, eseriyle dahi karşılaşmayacaklardır. Niçin? Ela inne âden keferû rabbehum. Ela bu'den li'âdin kavmi hûd. İnsanın içini titreten nidalar bunlar. Artık gözlerinizi açın diyor. Ad kavmi Rablerini inkar edip kafir olmuşlardı. Dikkat edin. Hud'un kavmi olan o Ad uzak dursun, uzak. Allah'ın rahmetinden, lütfu inayetinden, dünyada rahmetinden, ahirette cennetinden onlara uzak olmak vardır. Başka bir şey yok. Onlar sadece uzaklaştıkça uzaklaşırlar. O halde, ey bu ilahi kitabın muhatabı olan Muhammed ümmeti, bu hitapların size vermek istediği mesajları dikkatle alın. Dikkatle dinleyin, gereklerini yerine getirin. Ümmet iki manayadır veya iki türlü ümmet vardır. Bir, ümmeti davet, iki, ümmeti icabet. Ümmeti davet, yani davet olunması gereken, dine davet edilmesi gereken ümmet,
Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği tarihten, risaleti geldiği tarihten kıyamete kadar gelecek olan müminiyle, kafiriyle bütün beşeriyet ümmeti davettir. Onun davetine muhataptır. O ulaştırmadı, biz ulaştıracağız. Kitabı ulaştıracak. Herhangi bir şekilde davet onlara ulaşır. Onlar da bu daveti duydukları takdirde kabul etmek zorundadırlar. Onun için aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştur? Vallahi diyor, bir Yahudi veya bir Hristiyan olsun, benim peygamber olarak geldiğimi işitip de benim getirdiğime iman etmezse o cehennemliktir, helak olacaktır diyor. İşte davet ümmeti budur. İcabet ise bu davet olunmakla karşı karşıya veya davet ile karşı karşıya kalan bütün beşeriyet arasında iman edenler, bu daveti kabul edenler ümmeti icabettir. Yani icabet eden, daveti kabul eden ümmet demektir. Elhamdülillah ki biz davet ümmeti içerisinde özellik arz eden icabet ümmeti arasındayız. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a hamdolsun. İşte ey Muhammed ümmeti, ey Muhammed'e indirilen bu ebedi kitaptan, o peygamberlerin kıssalarını dinleyen ümmet, bunlara kulak verin. Bakın, Ad kavmi Rablerini inkar ettikleri için, kafir oldukları için helak oldular. Allah'ın rahmetinden uzak kaldılar. Siz dünya ve ahirette kurtuluşa ermek için Allah'ın rahmetinden azami şekliyle istifade edebilmek için imanı, doğru imanı, doğru hayatı tercih edin ve bunu başka hiçbir şeyle değişmeyin demektir. Cenab-ı Allah bizleri Ad kavminin ve benzeri helak olan kavimlerin yollarından, istikametlerinden muhafaza buyursun. Amin. Hud aleyhisselama ve bütün enbiya-i kirama iman eden, icabet ümmeti olan ümmetin yolundan da ayırmasın. Amin. Bu davayı taşımakla bizleri şereflendirdiği gibi her geçen gün bu davanın bayrağını biraz daha ileriye götürmek, biraz daha yükseğe taşımak için bizleri istihdam eylesin. Amin. Hizmetinde kullansın. Amin. Vallahi bu dine hizmet etmek kadar büyük bir şeref yoktur. Cenab-ı Allah bizleri her geçen gün bu büyük şereften daha büyük bir pay sahibi olmayı nasip eylesin. Amin. Ve biz imran ediyoruz ki o dilerse dilediği her şeyi yapar. Dualarımızı da kabul etmek onun için hiç de zor ve külfetli bir şey değildir. O her şeye kadir olandır. Ve mâ zâlike alallâhi bi'aziz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.